Kanal Urfa'nın sevgili seyircileri, yeni bir haftada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her Kanal Urfa stüdyosunda oluşumuz bizim için büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç. Severek, zevk alarak geliyoruz çünkü Allah Resulü'nü konuşmak için geliyoruz. Kanal Urfa'nın sevgili seyircileri, Şanlıurfa İl Müftülüğü olarak hazırladığımız Hadislerle İslam programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu'yu konuşmaya başlayacağız. Kitabı sırasına göre takip ediyoruz. Allah'a şeytanın şerrinden sığınıp, bütün işlerimizde besmele ile başlayıp, tüm işlerimizde Allah'a hamd ettikten sonra, geçen hafta da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmenin öneminden bahseden hadisleri okuduk ve yorumlarımızı yaptık. Sevgili seyirciler, bugün bir farklılık yapıyoruz programımızla ilgili olarak. İlk defa yaptığımız için ilk defa duyuyorsunuz ama inşallah tüm programlarımızda bu olacak. Bugün programımızın herhangi bir noktasında sizlere bir şifre vereceğiz. Bu belki bir isim, belki akılda kalacak bir şifre, bir hadis, bir şey olabilecek. Bunu verdiğimiz zaman bugünden itibaren programdan hemen sonra Şanlıurfa İl Müftülüğü'nü arayan izleyicilerimize bu iki aya yakın bir süredir programını yaptığımız Hadislerle İslam kitabının serlevha hadislerden oluşan tek ciltlik kitabını hediye ediyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Evet, şimdi Allah alemlerin Rabbi konumuza geçiyoruz yavaş yavaş. Önce kıymetli program ortağımız diyelim. Çünkü çoğunlukla hocam sizinle paylaşımımız diyelim. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İl müftümüz İhsan Açık hocamla bu programı başlattık. Yer yer tabii başka misafirlerimiz de oluyor ama programı teklif eden kendileriydi ve fırsat buldukça sürdürmekten de çok mutluluk duyuyor. Onun için hocamla programımıza devam ediyoruz. Hocam, aslında Allah'ı tanımak için önemli girişler yaptık. Çünkü Allah'a ulaşmak için önce Allah'ın dışında olan şeylerden, Allah'tan uzaklaştıran şeylerden Allah'a sığınmanın önemini görmemiz gerekiyordu ki oralardan geldik. Buraya kadar geldiğimiz bölümleri bize kısaca bir özetler misiniz hocam? Tabii ki şundan hatta başlayalım. Hadislerle İslam kitabımız bir hadis kitabımız. Konulu hadis tabii bu. Konulu hadislerde değerli hocalarımız seçimlerini yaparken bir nevi bizim İslam'la ilişkimizi de ortaya koymuşlar. Yani bir Müslümanın kendi diniyle nasıl bir ilişki kurması gerekiyor? Nasıl bir silsile devam etmesi gerekiyor? Bir nevi de bir Müslümanın yol haritasını çizmişler. Bu noktadan hazırlayan hocalarımıza tekrar tekrar teşekkür ederiz. Tabii ki bu parantez içerisinde demin bir sürpriz yaptık sizin vasıtanızla. Hediye artık hadisin bereketi oluşsun bence. Hadisin de bereketlerinden bir tanesi de bu kitabın efendim serlevha dediğimiz hadislerin tümünün bir ciltle toplandığı eserimiz var. Bu eseri inşallah hediye edeceğiz. Hem bu bölümde hem bir dahaki bölümünde tekrar ederiz. İsterseniz bu hadisin kitabının hazırlayıcısını, baş hazırlayıcısını soralım. O da evet, Mehmet Emin Özafşar hocamız. Evet. Şifremiz bu olsun. Şifremiz bu olsun. Evet. Yani bu hadiste çok büyük emeği var. Bu kitapta çok büyük emeği var. Evet. Bir müjde daha verelim toplumumuza. Bunun gibi bir tefsir kitabı da şu an hazırlanıyor. İnşallah. Bu işin başındaki şahsiyette Diyanet İşleri Başkanımızın görev verdiği yol arkadaşı hem de Mehmet Emin Özafşar. Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Yani kardeşlerimiz hadislerle İslam konulu efendim Kanal Urfa'daki bu programı seyrederken bunu unutmasınlar. Bu kardeşlerimizden arayanlar içerisinde inşallah isterseniz ilk arayanı söyleyelim. Değil mi? İlk arayan kim olursa
Hemen ona. Hocam bugün ilk başlattığımız için bir kişiye vermek az olur. Tamam o zaman. Bugün ilk üç kişiye ilk verelim. İlk üç kişiye verelim. Tamam. Evet. İlk arayan üç kişiye verelim. İşte bu konu derken tabii ki şimdi o parantezi kapattık. Hediye faslımızı inşallah. Rabbim hediyeleşmemizi nasip etsin inşallah. Peygamberin zaten müjdesi de var. Hediyeleşin diyor. Konu gitti ve konuların tercihleri de ilkinde istihazeydi tabii ki. İstihazeydi. Bir sığınmaydı. Çünkü biz yeryüzüne bir nevi düştük. Yani yeryüzüne düştük. Allah'ın rahmetinden düştük. Cennetten düştük. Burada muhakkak sığınmamız gerekiyor. Çünkü nefsimizle, şeytanla boğuşuyoruz şu anda. Bu boğuşma anında da bir sığınmamız gereken bir konu var. Bu da istihaze oluyor. İstihaze ile birlikte biz Rabbimize sığınmayı öğrendik bu kitapta. Daha sonra besmeleyi öğrendik. Ne yaparsak, ne işlersek, ne söylersek, neyi vaat edersek, neyi niyet edersek önce onunla besmele. Allah'ın adıyla başlamak gerektiğini öğrendik. Daha sonra hangi şartlarda, hangi durumda olursak olalım, her zaman, her yerde, her an Allah'a hamd etmemiz gerektiğini öğrendik. Daha sonra da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye Rabbimizin buyurduğu, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'ya bütün mahlukatın salavat getirdiği gibi bizim de ona salavat getirmemiz gerektiği, bunun bir farz olduğu ve onun ismi anıldığı zaman veya herhangi bir duamızda veya bir ibadet ve taatimizde hamdele ve salveyi, yani peygamberimize salavat getirmeyi öğrenmiş olduk. Bugün de yeni bir konuya giriyoruz artık. Nedir? Bilgi boyutuna giriyoruz artık. Bilgiye giriyoruz. Bilgi boyutunda da ilk bizim dünyada bilmemiz gereken, bu kainatta bilmemiz gereken varlık Rabbimizdir. Allah'ı tanımamız gerekiyor. İlk konumuz da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu konuyu hadislerle, serhlevha hadislerle yine hocalarımız sunmuşlar. İsterseniz hadisleri okuyun. Ondan sonra o hadisler üzerine inşallah bir şeyler anladıklarımızı anlatmaya çalışalım. İnşallah. O zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerek hocam hadis-i şeriflere evet. Başlayalım. An Übeyy ibn Ka'bin ennel müşrikine kalu lin nebi ya Muhammed unsub lana rabbek feenzelallahu tebareke ve teala kul huvallahu ahad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Evet. Übey bin Ka'b'ın naklettiğine göre müşrikler Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini bize tanıt dediler. Bunun üzerine Allahu tebareke ve teala Hazretleri İhlas suresini indirdi. De ki o Allah tektir. Allah samettir, o hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır, hiçbir şey ona denk değildir. Ayet-i kerimesi indi. Evet. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Şimdi bir Müslüman olup da herhalde bu sureyi bilmeyen kardeşimiz yoktur. Çünkü en azından her Müslüman namaz kılacağı için bir Fatiha ve bir İhlas veya halkın dili bir kulhüve deniyor. Kulhüve okuyor diye deniyor. Yani İhlas suresi. Tabii ki ilginçtir. Surenin kendi içerisinde şey geçmiyor. Yani İhlas geçmiyor. Hani İhlas kelimesi geçmiyor ama biz ona İhlas suresi diyoruz. Niye öyle diyoruz hocam? Yani şimdi ona karşı bütün şeylerde bakarsanız tefsir kitaplarımızda İhlas suresi de geçer. Yani kul huvallah suresi de geçmez. Tabii, İhlas, İhlas suresi de geçiyor. Şundan geçiyor. Bir nevi zaten orada bir emir var. Kul böyle de. Yani bir nevi Rabbimiz kendisiyle olan ilişkisindeki ilk bize kendi tanımlamasını yapıyor. Rabbimize karşı bir müminin
dünya hayatında içerisindeki her şeyle ilişkisi olabilir. Ama Allah'la ilişkisinde hayatına samimiyetle başlaması lazım. Samimiyetini iyi kurması lazım. Yani kişi Allah'a karşı ihlası yoksa zaten başka hiçbir kişiye karşı veya hiçbir mahlukata karşı veya başka hiçbir otoriteye karşı samimi olamaz. İhlaslı olamaz. Bir nevi tabii ki ulemamızın da tabii ki İhlas suresini bir mümin okuya okuya bunu hazmederek manasını, tefsirini, anlayışını hazmederek Rabbinle bir kontak kurmuş oluyor. Bir nevi ihlası da artmış oluyor. Samimiyeti artmış oluyor. Ve hatta birçok camimizde sünnet namaz kıldıktan sonra İhlas suresi okunur. Yani o ara hiç boş geçirilmez. Hatta çok teşvik de vardır. Yani hiçbir şeyi bilmiyorsan insanların hatim etmesi teşvik edilmiş. Hiç bilmiyorsan bari ihlas oku denir yani. Yani hatta bir Fatiha 3 ihlas okuyan bir nevi hatim sevabı alır diye de öyle deniyor. Ama biz ona şey yapmayalım çünkü hatim konusunu hafife almayalım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi hafife almayalım. Çünkü bazen bazı müjdeler daha büyük müjdeleri de engelleyebilir. Ha biz şunu diyebiliriz. Kişinin gücü yetmez, zamanı boşa geçmiş anlar olabilir. O anda Kur'an-ı Kerim'le muhatap olamaz. Ama hiç değilse her mümin ihlası bilir. İhlas suresini bilir. Ve manası itibariyle de Rabbimiz zaten orada bize emir veriyor. Bize diyor ki kul şöyle de. Tabii ki ilk dediği kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu şekilde de. Çünkü o dönemde maalesef insanoğlu Allah'a değişik isnatlarda bulunuyorlardı. Efendim Allah'ın oğlu olduğunu, işte Yahudiler gibi. Üzeyr aleyhisselam Allah'ın oğlu. Hristiyanlar yine Allah'ın oğlu, hadi İsa kabul ediyorlardı. İşte efendim pagan kültürü yerleşti, Roma kültürü yerleştikten sonra Allah'ın meleklerini Allah'ın kızları olarak kabul ediyorlardı. İşte bu da ne oluyordu? Allah'ın tek olma sıfatını ve samet olma sıfatını. Çünkü kişi eğer ki gücü yoksa mutlaka bir şeye ihtiyacı olur. Burada Allah-u Teala sametle ortaya kondu. O hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Bu çok önemli. Yani muhtaç olmamak. Mesela siz şimdi diyelim ki bir konumda yaşıyorsunuz, bir yerde yaşıyorsunuz. Çok güçlüsünüz. Hiç kimseden bir alacağınız, vereceğiniz yok. Mesela diyelim ki yani kimse size yardım etmese belki ayakta kalabilirsiniz. Gücünüz vardır. Ama herkes size de muhtaç olmayabilir. Ama Allah-u Teala'nın gücü öyle değil. İşte Allah-u Teala'nın gücü hem hiçbir ihtiyaca şeyi yok ama hiçbir ihtiyaç sahibi değil ama herkes de her mahlukat yani karıncasından artık bakterisinden efendim dağlarına kainattaki güneşine artık varlık alemindeki neyi düşünüyorsunuz artık kainattaki bütün varlıkları düşünürseniz her şey ona muhtaç. Yani bizim şu an nefes almamız, diğerinin ölmesi, diğerinin yaşaması, diğerinin hastalanması, yürümemiz, diğerinin görmesi, efendim işte dağların efendim işte dik durabilmesi, karın yağması, efendim yağmurların yağması, her şey Allah'ın mutlaka ol demesine muhtaç. Tabii ki Allah-u Teala her şeye ol derken mutlaka sebepleriyle yaratıyor ama Allah-u Teala'nın müdahalesine muhtaç. Bu sametle biz bunu anlamış oluyoruz. Yani samet Rabbimiz, alemlerin Rabbi olan Allah hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Yani bir varlık var ki diyelim ki Rabbimize muhtaç olmadan hayatını sürdürsün. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Böyle dünyada böyle bir varlık yok. Allah böyle bir varlık yaratmamış. Yani ben bir varlık yaratacağım ama bana muhtaç olmayacak bundan sonra. Hayır. Hem yaşama sürecinde muhtaç, hem yaratılmasında muhtaç, hem de hayatını devam ettirmedi de Allah'a muhtaç. Bu noktada İhlas suresi çok önemlidir. Eğer ki İhlas suresini bir mümin doğru kavrarsa,
Rabbi ile kuracağı samimi ilişkiyi de doğru anlamış olur. Ama biz onu doğru anlamazsak, efendim sadece manasıyla böyle bir geçiştirirsek veya bazı zamanlarda okuyup efendim sevabımızı artırmayı düşünürsek, Rabbimize ihlaslı bir şekilde o samimi, muhlis bir kul olamayız. Hocam, Samet konusunu çok güzel açıkladınız. Allah razı olsun. Aslında İhlas suresinde geçen Allah'ın vasıfları ile ilgili konular eskiden beri insanların zihinlerini meşgul etmiş. Evet. Yani yüce bir varlık var, her şeyden daha güçlü, kimseye muhtaç değil, bu nasıl oluyor şeklinde düşünmüşler. Hatta bir kısım Allah Celle Celaluhu'nun mahiyetini merak etmiş, nasıl bir şekilde dünyaya geldiğini sorgular hale gelmişlerdir. Bununla ilgili Ebu Hüreyre'ye sormuşlar. Allah bizi yarattı, peki Allah'ı kim yarattı şeklinde sorulunca Ebu Hüreyre bu sorudan çok rahatsız olmuş ve Allah tektir ve samettir demiş, İhlas suresini hatırlatmıştır. Şimdi bu tabii ki bu rahatsızlık şu değil, yani yanlış anlaşılmasın. Yani Ebu Hüreyre buna veremeyeceği cevap veya mahcup olacağı bir cevap değil. Şunu belki demeye çalışıyor. Bazı sorular vardır ki, yani o soruyu neden sorduğunuzu da bilmezsiniz. Veya bazı, mesela diyelim ki cevap verdiniz, cevabı anlayabilecek misiniz? Bir de bu da var. Yani bu soru kesinlikle Mekkeli müşriğin inkar üzerine, yani inkar etmek için sorduğu bir soru. İnkarını artırmak için sorduğu bir soru. Çünkü zihin dünyasında onun Rabbi şey, kızları olan, oğulları olan, evet, efendim birçok işlerini, efendim işte birçok varlığa bırakan, hatta varlıklara bırakın, taşlara bırakan, hani putlara bırakan, bir kafasında bir ilah kavramı, böyle bir kavram olan bir insan, tek, hatta bazı şeyler, Mekkeli müşrikler şunu demişler. Yani bizim bu kadar çok tanrımız var, yani birçok işleri yapamazken, evet, bir tanrı mı bunların hepsini yapacak? Veya bir ilah mı bunu yapacak? Diye böyle gülüşmüşler. Niye? Çünkü zihin dünyalarında Allah kelimesi, zihin dünyalarındaki bir ilah şey değil, güçlü değil. Hatta Yahudilerde daha da mesela çok sıkıntılıdır. Yahudilerde Yahuda gelir, efendim güya ilahla gelir, ne yapar? Güreşir, hatta onu bazen yener. Evet. O kadar basitleştirmişlerdi ki, yani bir nevi o ilah artık biraz daha insanlara göre biraz daha güçlü bir varlıktır. Hani bu Roma'dan, tabi Roma'da zaten bu daha da netleşmiştir. Yani insanlar var, insanların içerisinde de biraz daha güçlü bir varlık var. Daha onda biraz daha güçlü, efendim, özellikleri var, şey, gücü var, efendim sesi farklı, efendim işte nedir, bazı olağanüstü olayları var, şeyleri var. Ama bu Tanrı tasavvurunda Rabbimiz hemen net bir şey koyuyor. Diyor ki, o hiçbir şekilde kimseye muhtaç değil ama herkes ona muhtaç. Her şey ona muhtaç diyerek konuyu kapatıyor. Evet. Zaten bir yerde ayet varsa, Allah'ın kelamı varsa biz orada susmayı, tam tersine onu, o cümleyi anlamayı hedef edinmemiz lazım. O cümleyi sorgulamak yerine, çünkü gönderen Allah. Yani biz şimdi vahye bakışımız da bu olacak. Burada bir net bir parantez açalım isterseniz. Şimdi Kur'an ayetlerini bir kere iman etmemiz gerekiyor. Yani Allah'ın ayeti diye. Daha sonra onu anlamak için bir çabaya girmemiz gerekiyor. Bu çabadan birincisi, Hazreti Muhammed Mustafa bu ayetle ilgili nasıl bir yorum yapmış? Nasıl uygulamış? Daha sonra sahabe nasıl yorum yapmış? Nasıl uygulamış? Daha sonra tabi'in nasıl yorumlamış? Bunları bilmemek zorundayız. Yoksa şimdi, ya şimdi bu ayet hiç de benim kafama yatmadı. İşte efendim, işte böyle bir şey olur mu, olmaz mı dediğimiz zaman zaten dünyamızı kaybederiz. İlişkimizi kaybederiz. Yani şu İhlas suresi mesela anlayamayız yani. Şimdi Samed'in ne olduğunu biz kavramazsak, işte Allah muhtaç değildir. Tercüme ettik mesela. Açtık sözlükten, baktık. Muhtaç değildik. Hadisten faydalanmazsak otomatikman ne olur? Büyük bir sıkıntı çekeriz. İkinci olarak da sahabenin Kur'an'a bakışını anlayabilmek adına da bizim işte bu hadislerimiz çok önemli.
Evet. Şimdi mesela burada bakınız Ebu Hureyre'nin tavrı çok önemli. Ne yapıyor? Biraz üzülüyor. Hatta moral de bozuluyor. Niye? Bir insan nasıl böyle bir soru sorabilir diye. Ama onu da cevapsız bırakmıyor. Hemen İhlas Suresinin manasını onun üzerine çarpıyor. Evet. Hocam burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ayet-el Kürsi'yi virt edinmemiz konusunda tavsiyeleri var. Çünkü malum Ayet-el Kürsi Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir yer tutan bir ayettir. Ve onun mealini uygun görürseniz okuyalım ve üzerinden konuşalım inşallah. Tabii. Allah ondan başka ilah olmayan, hemen ilk girişinde Ayet-el Kürsi'nin ondan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, evet, diri diri her an yaratıklarını gözetip durandır. Yani, şimdi bu tavırlar tamamen Mekkeli müşriğin beynine tam vuruyor. Evet. Çünkü hatta şeyde de vardır bu. Diğer böyle tahrif olmuş dinlerin metinlerinde de vardır. Yeri geldiğinde Tanrı uyur, ilah uyur, yani şey yapar, yorulur. Yani bunları Rabbimiz bize söyleyerek bir nevi kendini tanımlayarak sizin bana atfettiğiniz, hani kendi nefsinizden uydurduğunuz, yani uydurduğunuz şeyleri ben reddediyorum diyor. Evet. Ben buyum diyor Rabbim. Hani beni iyi tanıyın. Beni iyi tanıyın ki bana öyle hani ibadet edin. Beni öyle tanıdıktan sonra bana karşı teslimiyetinizi öyle gösterin. Rabbimiz kendisini tanıtıyor burada. Evet. Ama biz şimdi kendi kafamıza göre Allah şöyle olması lazımdı, böyle olması lazım dersek zaten kaybederiz. Önce Rabbimiz kendisini nasıl tanımlamış. Zaten biz de öyle değil mi? Şimdi öyle olmak istemez miyiz? Mesela diyelim ki ben efendim işte bir insanım. Toplumda önce ben isterim ki ben tanımadığım şekilde bir insan olayım. Şimdi beni tanımadan insanlar kendi kafalarında yorum yaptıkları zaman biraz sonra başlarlar. Aa yaşı farklıymış, aa şöyleymiş, aa şurada okumuş demeye başlarlar. Ama beni görmeden, etmeden, beni duymadan, benimle ilgili araştırma yapmadan bir sürü yorum yapsalar sonra birçok yanlışlar ortaya konmuş olur. Rabbimiz de diyor ki Adem'den bu yana kadar insanoğlu benim hakkımda öyle şeyler uydurdu ki, öyle sapkınlıklara girdi ki, öyle hatalara gitti ki, onlara peygamberler gönderdim, kitaplar gönderdim, onları dinlemediler, onlara bakmadılar, onları tefekkür etmediler, onları tezekkür etmediler, anlamaya çalışmadılar. Kendi kafalarından bir ilah uydurdular. Hatta ilahlar uydurdular. Ben o değilim, ben şuyum diyor Rabbimiz. Evet. Ayet-el Kürsi. Evet. Nedir o? Zaten ayetlerin de kürsüsüdür bu. Ne demek çünkü? Çünkü bir söz Allah'ın kelamıdır Kur'an-ı Kerim. O sözün de sözü söyleyen kişi de Allah'tır. Varlık Allah'tır. O varlık o sözler içerisinde Ayet-el Kürsi olarak dediği bu benim dediği kürsü dediği o. Evet. Yani benim dediği yer orası. Onu iyi bilmek gerekiyor. Evet. Ayet-el Kürsi'yi zaten biz çok okuruz. Evet. Allah razı olsun ulemamız bize bu noktada büyük bir miras bırakmış. Biz bir tesbih çekmeden önce Allah'a tesbih etmeden önce yani onunla ilgili elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah demeden önce ne yapıyoruz? Allah'ın kendisini ayet-el kürsüde tanıttığı o ayetleri hatırlıyoruz. Ha, biraz sonra ya Rabbi seni ben tesbih edeceğim, sen şuymuşun ya Rabbi demektir. Evet, evet. Sağ olun hocam. Hocam kısa bir ara vereceğiz. Evet. Ayet-el Kürsi ile ikinci bölümde yine birlikte oluruz inşallah. Sevgili seyirciler çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra inşallah Ayet-el Kürsi'nin anlamıyla ve açıklamalarla sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Kanal Urfa seyircileri, programımıza başlarken bugün bir sürpriz yaptığımızı, inşallah bundan sonra da bu sürprizimizin devam edeceğini söylemiştik. Sürprizimiz de şuydu, ta başından beri başladığımız hadis programımız Hadislerle İslam adı altındaydı ve bu kitabı takip ediyorduk. 7 ciltten oluşan bu kitabın serlevha hadisler seçmesi var tek cilt halinde. Onu
hediye olarak bugün vereceğiz. Kime hediye olarak vereceğiz? Az önce Sayın Müftüm bahsettiler. Bu kitaba çok emeği geçen Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Mehmet Emin Özafşar hocamız bugünkü şifremiz. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin kişi, Özafşar. Şanlıurfa İl Müftülüğü'nü arayıp ben hadislerle Kanal Urfa'daki hadislerle İslam programımızı izledim. Oradaki şifrenizi de biliyorum. Evet, o şifre nedir diye sorulduğunda o kişi de şu ifadeyi kullanırsa Mehmet Emin Özafşar derse evet, biz de o kardeşlerimize hediyemizi sunacağız inşallah. İlk 3 kişiye vereceğiz ama programın hemen bitiminden sonra arayabilirsiniz. Çünkü bilgi vermemiz gerekiyor. Telefon numaramızı hatırlatalım. 313 13 53 Şanlıurfa İl Müftülüğü 414 kod numarasıyla 313 13 53 ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Ayet-el Kürsi'nin anlamını bitirelim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah ondan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir. Dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetilmesi O'na ağır gelmez. O yücedir, büyüktür buyuruyor Ayet-el Kürsi'ne. Ayet-el Kürsi hakkında bize birkaç cümle söyler misiniz hocam? Şimdi Ayet-el Kürsi bir nevi bizim de koruma zırhımız da olur. Yani bizim koruma zırhımız birkaç sure var. Yani bunları kardeşlerimize tavsiye ederiz. Dinleyenlere tavsiye ederim. İzleyenlere tavsiye ederim. O da şu İhlas, az önce okuduğumuz evet. İhlas suresi. Yani kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Efendim Felak, Nas, bu üç sureyi bir de Ayet-el Kürsi'yi okuduklarında bir nevi kendilerini hani ilk hadis şeyimiz vardı, konumuz istiazemiz vardı, Euz Besmele, yani bir müminin sığınması. Neden sığınması? Bir şeytanın şerrinden, nefsimizin şerrinden, çünkü bizim nefsimiz bize en çok zarar verendir yani. Bir de artık şer'iyle artık kalbi kararmış insanlar var. Bu insanların şerrinden Allah'a sığınmış oluruz. O zırhlardan bir tanesi de Ayet-el Kürsi'dir. O yüzden bir mümin günde 5 vakit namaz kılarak sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarında tesbihattan önce muhakkak bu Ayet-el Kürsi'yi okuyarak bir nevi günün belirli vakitlerinde o zırhını yeniler. Bu ne kadar çok okunursa, özellikle de bir de kardeşlerimize şu tavsiyemiz var. Yatmadan önce bunu da okurlarsa gece boyunca da Allah'ın izniyle bir mümin şerlerden sığınmış olur, Rabbine sığınmış olur. Allah-u Teala'nın efendim isimlerinin geçtiği, Allah-u Teala'nın kendisini tanıttığı bu Ayet-el Kürsi de bu işin kürsüsü olmuş olur. Bir nevi baş rolünü oynamış olur. Muhakkak her Müslüman Ayet-el Kürsi'yi öğrenmeli, okumalı ve okutmalı. Evet. Hocam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminde doğru bir Allah tasavvuru oluşsun diye Ayet-el Kürsi'yi virt edinmemizi ifade buyurmuştur. Yani biz bunu kuru kuruya okumak değil, hem okuyacağız mutlaka. Tabii. Ama içindeki anlamın da künhüne vakıf olacağız. Ne olduğunu anlamaya çalışacağız ki güçlü bir irade oluşsun bizde, bir Allah tasavvuru oluşsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin de arz ettiğiniz gibi hocam Felak, Nas surelerini ve Ayet-el Kürsi'yi okuyup böyle üflermiş ve elinin ulaşabildiği yerlerini sıvazlarmış. Bunu da bir not olarak izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Hocam, programımızın birinci bölümünde ve Ayet-el Kürsi'nin sonuna kadar Allah alemlerin Rabbi Celle Celaluhu'yu ayetlerle tanımaya çalıştık. Evet. Şimdi de hocam, hadislerde Allah Celle Celaluhu nasıl geçiyor ve evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a karşı bize ne tavsiye etmiş bu evet, isimlere karşı. Şimdi burada hani İbni Umar radıyallahu anh
İbn Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekulu iza akhadha madaca'ahu elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni vellezî menne aleyye fe afdala vellezî a'tâni fe eczele. Elhamdülillahi ala kulli hal. Allahümme Rabbe kulli şey ve melikehu ve ilahe kulli şey euzu bike minennar. İbn Ömer'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini arttıran, bana nimet verip nimetini bollaştıran Allah'a hamdolsun. Her hal ve durumda Allah'a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilahı olan Allah'ım, cehennemden sana sığınırım. Hocam bir hadis-i şerif daha okuyayım, sonra sözü size bırakayım. İki hadis-i şerifimiz kalıyor. Şimdi ben unutmadan şunu söyleyeyim o zaman. Buyurun lütfen şunu hocam. Şunu söylemek isterim. Bakarsanız peygamberimizin dualarında Rabbimizi tanımlarken çok ayrıntılı şey de yapıyor işte. Bana yediren, işte efendim bana yeten, beni içiren, mesela hepsini ayrı ayrı söylüyor. Evet. Yani bir nevi işte Allah her şeye gücü yeter, işte bunları söylemeye gerek var mı? Var. Çünkü biz Rabbimizi tanımlama noktasında ne kadar çok ayrıntılı yaparsak Rabbimizi o kadar çok anmış oluyoruz. Tabii. Şimdi Allah-u Teala'nın her şeyini anarsak, her vasfını, her sıfatını, her ismini andığımızda Rabbimizi de anmış oluyoruz. Bu noktada da sevaba girmiş oluyoruz. Bu noktada Rabbimizden, o yönüyle de Rabbimizden, yani Rabbimizin o sözü, o vasfı, o sıfatından da faydalanmış da oluyoruz. Evet. Peygamberimiz bu hususta, mesela biz şeyi severiz, dualarda hemen çok kısa geçip böyle hemen, Rabbim zaten bilmiyor mu benim istediğimi? Hiç isteğimi söylemeyeyim şeklinde. Tam tersine o Rabbimiz onu duymak istiyor. Evet. Bizim tekrar tekrar yalvarmamızı, yakarmamızı istiyor. Hatta Kur'an okurken peygamberimiz diyor ya ağlamakla okuyun. Evet. Hani biraz daha Rabbinize karşı olduğunuzu boyun bükün. El açmak mesela değil mi? Evet. El açmak bunun içindir. Biz dualarımızda el açarız yani. Niye? Çünkü Allah'a el açmayı biz virt haline getirmezsek, Allah'a el açmayı bir nevi hayatımızın merkezine koymazsak başkalarına el açmaya başlarız. Evet. Şimdi biz Allah-u Teala ile münasebetimizde ayrıntıya girmezsek, onun vasıflarını söylemezsek gideriz kullara veya başka mahluklara ayrıntılı onlar hakkında konuşmaya başlarız. Boş şeyler konuşmaya başlarız. Ama Peygamberimiz bize öğüt veriyor. O kadar ki mesela hem de bu yatağa girerken yani uyku halin uyumadan önceki bir vasfı her şeyini tek tek anlatıyor. Nimet veren, efendim nimeti bollaştıran, bakınız ayrıntılı ayrıntılı veriyor. Ki bir Müslüman sözleriyle de devamlı Allah'tan bir şey istesin. Yani hatta bazen nefis ve şeytan tersten de girer mesela. Der ki, ya sen işte efendim artık aciz bir kulsun, Allah-u Teala hep isteklerini yapmadın, etmedin, günahkarsın, senin istemeye ne yüzün var gibi bizi böyle tersten vurur. Halbuki biz günahkar da olsak, günah da işlemesek, Allah'ın birçok dediklerini yapsak da her zaman dua etmemiz lazım. Bakın Peygamberimiz ediyor işte. En fazla dua eden zat Hazreti Muhammed Mustafa. Yani Peygamberimiz bu dualar etmesi Allah ona yardım etmeyecek mi? Edecek. Ama o yardım ederek diyor ya ben şükreden kul olmayayım. Evet. Hani duanın bir nevi o da vardır yani. Kişi bugün yemek yemişse dua, ya Rabbi beni yedirdin diye dua etmesi bir nevi hem de şükretmesidir. Tabii. Şükrün olmadığı yerde muhakkak kişide nankörlük oluşacak. Bu işin de rahmet olarak mahlukatta nankör olmayan hem Rabbine karşı hem mahlukata karşı nankör olmayan en önemli şahsiyet Hazreti Muhammed Mustafa. Bize de dualarıyla öğretiyor. Allah bize de dualarıyla bir nevi
Allah-u Teala'nın vasıflarını da öğretiyor. Allah-u Teala'yı da tanıtıyor. Ayrıntılı bir şekilde dualarını da söyleyerek Allah bu. Başkasından, yani yemek yemek için başkasından dua isteme. Başkasından bir şey isteme. Allah yedirecek seni. Allah seni içirecek. Allah seni barındıracak. Allah seni koruyacak. Şimdi biz garip garip mesela koruma şeyleri buluruz kendi kendimize. İşte şu şundan korunayım, bundan korunayım falan diye. Halbuki seni koruyacak Allah'tır yani. Allah'a sığın. Bir nevi Allah'ı tanıyan kişi hem korkularını yener, hem korkularını yener, hem de ümidini artırır. Çünkü artık Allah'ı tanımıştır. Allah'ın gücünü bilir. Allah'ı kendisi üzerinde nasıl bir merhamet sahibi olduğunu da bilmiş olur. Ama bilmeyen hem günahlara dalar, hem de hata ettiğinde de sığınacak yeri bulamaz. Diye söyleyeyim. Siz evet, diğer hadise girin. Ya da son hadisimiz herhalde bu Serlevha'da. Ya pardon, var, kaçan daha varmış. Var. Evet. Zamanımız el verdiğince onları da alacağız. Ama hocam biz kullar olarak aslında çok aciziz. Mesela birbirimize işimiz düştüğünde, hatta paramızla bazı işleri yaptırdığımızda kardeşlerimize, işin bitiminde bir ekmek dahi alsak teşekkür ederim diyoruz ardından. En küçük bir işte. Bu suyu bize getiren kardeşimize mesela ben az önce dedim Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ne kadar güzel değil mi? Peki biz bunu Allah'a karşı niye yapmıyoruz? Celle Celaluhu. Efendimiz işte bizim için çok büyük bir örnek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Üsve-i Hasene. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, o sizin az önce arz ettiğiniz konuyla ilgili diyor, Resulullah'ı yanımda görmedim. Gece el yordamıyla aradım. Baktım Rabbine ibadet ediyor diyor. Evet. Ya Resulallah dedim, senin her şeyin affolunmuş. Rabbin seni sevmiş. Sen hala niye geceleri böyle ayakların şişinceye kadar ibadet ediyorsun? Diyor, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Buyurdu. Hakikaten bizler de Rabbimize her halükarda şükretmeliyiz. Çünkü bu sıhhati bize veren, bu nefesi veren, bu dünyada yaşamamızı sağlayan, bizi bir insan olarak, bizi bir mümin olarak halk eden ve yaşatan Rabbimizdir. Tabii ki şükretmemiz gerekir. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz dedi. Evet, Rabbimizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bir vasfıyla tanıtma yoluna gitmiş. Orada bir kısa bir hatırlatma yaparak, belki de günümüzde de bu çok oluyor. İşte çok sesli bağırarak dualar yapılıyor. Sanki Rabbimiz duymayacak mı? Halbuki o duaların gönülden yapılması. Ha, yeri geldiğinde insanlar, arkadakiler daha duysun diye yapılabilir ama... Ama bağıra bağıra yapayım işte efendim işte bunu insanlar mı duyurmak istiyoruz duamızı? Biz Rabbimize, Rabbimizin merhametine sığınmak için mi söylüyoruz? Burada bir nevi sahabe üzerinden de bize de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi uyarıyor. Ey ümmetim, sakın unutmayın, Allah sağır değil. Evet. Allah sağır değil. Aman ha, yaptığınız duayı, yaptığınız isteği, yaptığınız ibadeti Rabbinize karşı yaptığınızı unutmayın. Bu bir nevi hatırlatmadır. Önemli bir hatırlatma. Evet. Rabbimizin her şeyi duyacağını, hani bizim çok duymadığımız şey var. Mesela biz çok yüksek sesi de duymayız, çok alçak sesi de duymayız. Mesela dünyanın gıcırdısını duymayız dönüşünde. Halbuki çok büyük bir ses çıkartıyor. Ama duymuyoruz. Yani sesin belirli bir şeyi açtıktan sonra onu da duymuyoruz. Evet. Alçağını da duymuyoruz çok. Hatta bir müddet sonra kulaklarımız duysa bile yaşımız ilerledikçe artık yavaş yavaş geçmişteki o şeylerimizi özlüyoruz. Diyoruz ki eskiden neyi duyardık falan diyoruz. Artık gözlerimiz görmeye başlıyor, kulaklarımız duymaya başlıyor. Ama Rabbimizde bir eskimi yok işte. Rabbimiz, yani Allah sağır değil. Bu çok önemli. Allah sağır değil. Allah'ın sağır olmadığını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler üzerinden bize öğretmiş oluyor. Evet. Evet. Ebu Mesud'dan rivayet ediliyor. Diyor ki, bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi.
Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır. Şimdi o anda tabii o kişi bir anda benim gücüm var, ben bunu ezerim, niye otoritem var, benim malım gibi düşünüyor. Kölem benim bu, ben güçlüyüm, o bana karşı gelemez gibi düşünüyor. Rabbimizi de bu anda belki de unutmuş oluyor. Evet. Hani Rabbimizin güç sahibi olmuş oluyor. O anda kendi gücü, yani insana güç hastalığı vardır. Bir anda insan güçlendiği zaman hemen onu tam tersine hayırda kullanmak yerine zorbalık olarak kullanabilir. Ama Peygamberimiz hemen sahabeye uyarı yaparak gerçek güçlü kim? Allah'tır. Evet. Senin bugün bu saatte belki bir gücün varmış olabilir ama yarın belki bakarsın ki o köleye muhtaç olursun. Gücün olmaz. Senin gücün geçici. Geçici. Ama Allah'ın gücü geçici değil. Her zaman hatta azalması da yok yani. Hani güç artık azaldı falan. Efendim çünkü biz ne kadar güçlü olsak da bir müddet sonra yorulmaya başlarız. Mesela koşan bir insanı düşününüz. İlk zamanlar çok iyi koşar ama sonra yavaş yavaş koşması düşer. Veya ilk zamanlarda biz mesela gençliğimizde çok hızlı merdivenler çıkarız. Ama bir müddet sonra yavaş yavaş gücümüz azalır. Artık merdiven çıkmak istemeyiz. Merdiven çıkmaktan vazgeçeriz. Niye? Gücümüz azalmıştır. Ama Allah-u Teala'nın kesinlikle gücünün azalması, gücünün değişmesi diye bir kavram yok. Allah güçlüdür. Ve bütün mahlukat da şunu bilsin. Bütün mahlukatın tüm gücünden daha güçlüdür. Gücünün sınırı yoktur. Sınırı yoktur. Sınırı yoktur. Hatta hocam şöyle bir kitabımızda ifade var. Bir Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Muhammed, Allah gökleri bir parmağında, yer tabakalarını bir parmağında, dağları bir parmağında, bütün ağaçları bir parmağında, öbür mahlukları da bir parmağında tutar. Demek suretiyle aslında bir noktada Allah'ı yüce etmeye çalışıyor. Fakat sonra melik ancak benim, yani Allah buyurduğunu söylüyor. Melik ancak benim der diyor. Bütün kainatın hükümdarı benim anlamında. Bu sözü işten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayete göre dişleri görününceye kadar gülüyor. Ve diyor ki siz diyor Allah'ın gücünü takdir edemediniz. Hakkıyla ifade edemediniz diyor ve şu ayeti okuyor. Allah'ın gücünü, kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir edemediler. Mealindeki ayet-i kerimeyi okuyor. Buradan da hocam Allah Celle Celaluhu'nun gücünün sınırı olmadığını anlamış oluyoruz. Hocam son birkaç dakikamız iki hadis-i şerifi de okuyarak onun üzerine konuşalım inşallah ve bölümü de bitirmiş olalım. İzleyicilerimize de tekrar hatırlatalım bunu. Bu kitabın bir güzel özelliği de serlevha hadislerden sonra birkaç sayfalık kısa bir açıklama oluşu ile ilgili. Evet. Yani evde bir ders başlatabilirler. Çoluk çocuğuyla beraber 10-15 dakikalık böyle kısa bir ders mahiyetinde de bu kitabı takip edebilirler. Hocam Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi birimiz yatağına yattığında şöyle dua etmesini bize emrederdi. Allah'ım göklerin ve yerlerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi. Bakın hocam duaya ifadesini nasıl başlıyor? Allah'ım, göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allah'ım, Rabbimiz, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, her şeyin Rabbi olan Rabbimiz, tane ve çekirdeği çatlatıp yaran, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin ya Rab. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, yani mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan da sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın
birçok özelliğini, sıfatını barındıran bir dua mahiyetinde. Esasında hani baştan sona Rabbimizi tanıtan bir sanki bir söz cümleleri arka arkaya ama dua. Yani dua ama Peygamberimiz bir nevi de bize de öğretmiş de oluyor duayı. Duada Allah'ı anmak çok önemli. Allah'ı anarken de yani mesela biz şunu diyerek de Allah'ı anmış oluyoruz. Allah diyorsunuz. Allahu Ekber diyorsunuz. Tamam. Fakat Allah'ın kendisini ayetlerde özellikle Kur'an'da bildirdiği ki bir sonraki konumuz herhalde olması lazım. Esması olması lazım. Evet, Allah'ın yani isimleri, isim ve sıfatları, isim ve sıfatları en güzel isimler onun başlığı. Olması lazım. Tabii ki biz genelde ismi azam dediğimiz Allah kelimesiyle Rabbimizi çok anmaya çalışırız. Ama tabii ki bu yeterli değil. Allah'ı ismi azamından harice diğer isimleri, bütün sıfatları, kendisini tanımlaması olan bütün sözcüklerle, kelimelerle anmamız gerekiyor ki Allah'ı daha iyi anlayalım. Yani bunun sebebi, hikmeti, yani Allah-u Teala tek başına sadece bir Allah kelimesiyle kendisini tanımlayabilirdi. Ama biz o zaman çok daha kapalı kalırdı bize. Anlayamazdık. Anlamak için de belki de birçok yanlışlara girerdik. Ama hiçbir boş kapı bırakmıyor. Yani en üst dereceden efendim ki bir akılla, yani diyelim ki dünyadaki en zeki insanın aklıyla, efendim işte aklı en az çalışan bir insanın herkesin anlayabileceği, herkesin efendim işte beynini hafızasını zorlayacağı isimlerle, sıfatlarla kendisini ortaya koyuyor. Ve kendisiyle ilişkiye giren, yani kendisiyle duada, namazda, kıraatında veya herhangi bir şekilde okumalarında, çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz veya herhangi bir şekilde onun dinini öğrenmek için tefsir, hadis, mesela şu an hadis kitabı okuyoruz. Okumalarımızda asıl hedefin Allah'ı anmak, Allah'ı tanımak ve o tanımlamayı yaparken de Allah'ın kendisini nasıl tanıttığını görerek, izleyerek ve muhakkak, çünkü şunda son belki birkaç cümle şunu söyleyeyim. Süremiz şimdi, doldu hocam. Son cümlenizi alalım. Son cümle söyleyeyim. Allah'ın ayetleri, şimdi Kur'an-ı Kerim mesela, şimdi kitabımız var. Şimdi birçok ayetleri de siz de okudunuz, ben de okuyorum. Devamlı okuyoruz. Ama Allah'ın ayetleri sadece bunlar değil. Bunlar sözlü ayetleri, yani bir nevi kitap olarak indirdiği. Hatta bir demek okuduğunuz hadis-i şerifte de, yani duada da İncil, Tevrat ve Zebur da var. Onlar da mesela işte Allah'ın sözleriydi. Ama bunlar çok cüz'i bir şekilde zaten belirlenmiş, ortaya konmuş ve bize kadar gelmiş. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğerleri tahrif edilmiş. Kur'an-ı Kerim ortaya konmuş. Evet. Ama Allah'ın diğer ayetleri de var. Ne? Dağlar, taşlar, denizler. İnsanlar onlarla da münasebet kurarak her onların işleyişi, insanlara sunulan faydası, onlarla ilgili bir efendim bilimsel olan çalışmalar bizim Allah'ı ayetlerini anmak, ayetlerini tanımak ve esasında da Allah'ı tanımamıza vesile olacak. Şimdi bir Müslüman dağa bakarak Allah'ın varlığını hissetmesi lazım. Bir Müslüman uçakta gittiği zaman uçakta gidiyor. Efendim nedir? O uçak nasıl uçuyor? Allah'ın ortaya koymuş olduğu bir kanunu bir bilim adamı bulmuş. Ne yapmış? Efendim yerçekim kuvvetinden dolayı efendim o uçağı kaldırabilmeyi bulmuş. Allah'ın kanunu çözmüş. Allah'ın diğer kanunu çözmüş ve onu uygulatmaya çalışmış. Ve ne yapıyoruz? Biz uçaktayken Allah'ın varlığını kabul ediyoruz yeniden. Allah'ı tanımış oluyoruz. Allah'ın diğer ayetleriyle. Kur'an okuyoruz, Allah'ı tanıyoruz. Yeryüzündeki herhangi bir şeye bakıyoruz, Allah'ı tanıyoruz. Hedef Allah tanımak. Bu da hadislerde söylenmiş gibi. Yani Allah alemlerin Rabbi olandır. Evet. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Müjdeyi istersen yine tekrar verin. Olur hocam inşallah. Kanal Urfa'nın sevgili seyircileri, bugün Allah'ı acizane bir şekilde hadisler eşliğinde tanımaya, tanıtmaya çalıştık. Alemlerin Rabbi olan Allah. Haftaya inşallah Allah'ın isim ve sıfatları, en güzel isimler onun başlığıyla alakalı hadisleri okuyup açıklamalarını yapmaya çalışacağız.
Programımızın başında söylediğimiz, bu haftadan itibaren sevgili Kanal Urfa seyircilerine birer tane hediyemiz olacak. O da programımızın içerisinde her hafta çarşamba günü 14.30'da canlı olarak yayınlanan, Kanal Urfa'da canlı olarak yayınlanan Hadislerle İslam programımızın içerisinde bir şifre vereceğiz. Bu şifreyi program bittikten sonra o gün mesai bitimine kadar Şanlıurfa İl Müftülüğü'nü arayıp şifreyi söyleyen 3 izleyicimize bir hediye vereceğiz. Bugünkü hediyemiz de bu 7 ciltten oluşan Hadislerle İslam kitabından seçme hadisler, serlevha hadislerden oluşan bir ciltlik bir kitap hediyemiz. Onu vereceğiz. Şifremizi ve telefonumuzu söyleyelim. Şifremiz, bu kitaba gerçekten çok emeği geçen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özavşar hocamız. Evet, Mehmet Emin Özavşar hocamızdı. Telefon numaramız da 313 1353'tü. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Gelecek hafta yeni bir programımızda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili seyirciler.